30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Sparta Valisi Aydın Baruş bir mesaj yayınladı. Vali Baruş mesajında şu görüşlere yer verdi. 102 yıl önce ecdadımızın her türlü olumsuz şartlar içerisinde vatan topraklarının her bir karışının dokunulmazlığı ve mukaddesatımız uğrunda canları ve kanları pahasına ortaya koyduğu bu eşsiz şahlanış ruhu, o günden bu yana ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin iradesine kasteden terör odaklarına ve onların destekçilerine karşı verdiğimiz mücadelede ilham kaynağımız olmaya devam etmektedir. 30 Ağustos'un Türk milleti için onur ve gurur günü olduğuna dikkat çeken Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de bu zafer Anadolu insanının kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle topyekün verdiği onurlu bir mücadelenin eseridir. Bağımsızlık yolunda tek yürek olan milletimizin, şanlı ordumuzla birlikte yazdığı bu kahramanlık destanı asla unutulmayacaktır, dedi. Türkiye'nin dünyanın merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Başkan Başdeğirmen, mesajında şu görüşlere yer verdi bundan 102 yıl önce olduğu gibi milletimiz bugün de kendisini, birliğini, bütünlüğünü, kalkınmasını, huzuru ve güvenliğini hedef alan bedbahtları, engin feraseti ve sarsılmaz cesaret ve kararlı duruşuyla, gerektiğinde canını ortaya koyarak bertaraf etmeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için, Canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Isparta halkımızın ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi. 30 Ağustos Zaferi Anadolu insanının kadınından erkeğine Yaşlısından gencine kadar topyekün bir direniş ve kahramanlık örneği sergileyerek vatanseverliğin ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu büyük mücadele aynı zamanda milli irademizi ve demokrasimizi koruma konusundaki azim ve kararlılığımızın da bir simgesidir.